Herkese selamlar dostlar. 1 Ağustos 2022 iddia tahminleriyle hepinize selamlar. 5 maçım var. Başlıkta ne yazıyor? Ne verdiysek geldi ama ekrana gelsin direkt. Şimdi çok güzel maçlar verdik. Çok güzel oranlar yakaladık. 8 maçta 1 veya 2 fire verdim. O maçlardan bir tanesi Gent maçıydı. Ekranda gördüğünüz üzere 2 tane 2 tane de ideal kombine oluşturdum. Sizlere vermiş olduğum kombinede de Gent mücadelesi vardı. Rosenborg'u geldi vesaire. Alt tarafta benim ideal kombinem geldi. Ki zaten onu da YouTube'da sizlere anlatmıştım. Fakat katı Telegram grubunda kombinleştiriyorum o maçlardan ben bu şekilde kombine haline getiriyorum. Gent maçı da son dakikalarda gitti. Maç sonu bir ki sabahki şöyle şeye baktık biz. Avrupa'da en çok para yatırılan maçlardan bir tanesi Gent galibiyetiymiş. Yedirmediler diyorum ben. Başka bir açıklaması yok o maçın. Çünkü Gent'in ya oyun olarak gelme şansı yoktu şeyin. senin Gent'i böyle bir şeyimiz oldu, kusurumuz oldu diyelim. Kombinemiz battı. İnanılmaz işler yaptık bu arada. Özellikle canlı odasına bahsedeceğim. Geçtim bunu. Yüksek misle ne yaptık? Yüksek misli de iki tane kombine yüksek misli önerdim. Bir tanesi sağda gördüğünüz OSBK Rosenborg mücadelesiydi. Anlattım anlattım. KG var olarak önerdim. Başarılı bir şekilde geldi zaten OSBK Rosenborg. mücadelesi. Gollü geçmesini bekliyorum ki 3-2 bitti sanırım maç. Çok gollü geçti. Tam da beklediğim gibi. Solda gördüğünüz yüksek misli ise Avrupa oranlarına göre Nesine'de de var. Ben özellikle dikkat ediyorum. Nesine'de 0.5 üstü açmış mı? Çifte şansı açmış açmış bir şekilde. Dikkat ediyorum. Ama genelde Avrupa'dan oynayanlar değerlendiriyor bunu. 1.90 oranında güzel oluyor. Bakın mesela Bayern Münih'in çifte şansını aldım. Yenilmezdi. Çok güzel değil mi? Sin'in bir golünü aldım. Bir de Porto'nun atacağı iki golü aldım. İlk yarıdan attı zaten. Öyle söyleyeyim ben size. Bu şekilde düşük oranlardan yan yana getiriyorum. Bakın 1.90 1, oran yapıyor Avrupa'da yüksek misli. Yüksek misli olarak böyle öneriyorum. Zaten kasası olanlar değerlendiriyor. Yüksek mislinin amacı hep söylüyorum. Kasası olanlar oluyor. Yaptığı zaman da bu şekilde çok güzel telafi yapabiliyoruz. İki tane yüksek mislim vardı. İkisi de başarılı oldu. Tebrik ederim arkadaşlar diyerekten de geçeyim. Ve katıl telegram grubunda başlığın hakkını verelim. Bakın videonun başlığın hakkını verelim. Canlı olarak ne verdiysek gel. Hatta herkes açık telegram grubunda da 3 tane canlı verdim ben. Hatta 4 olması lazım. Dördü de başarılı oldu. O gruba da açıklama kısmında var. Linkinde girebilirsiniz. Mesela Trabzon maçının dakika 26 dedim ki, en çok gol ikinci yarı. 1.54 gibi oranı vardı. İlk yarı bir gol oldu. ikinci yarı 3 tane oldu. Başarılı. Lisbon maçı vardı. İlk yarı 1.5 üst 1.45 olandan vesaire. Bu kupon odasının çağrılı kombinesi geldi. Bayern Münih maçının öyle ekmeği yedik ki. Bayern Münih maçına tam tamına 7 bahis. 7'de 7. Bakın. Maçta zaten 7 gol oldu. Pardon 8 gol oldu sanırım. 8 gol oldu. 7 tane bahis verdik. 7 de 7 oldu bakın. İlk yer 1.5 üstü. İkinci gol deplasman. İlk yer 2.5 üst. Vesaire. Geldi bunların hepsi zaten. Pozlan maçları vardı vesaire. Bayern Münih deplasman gol 3.5 üst. Porta maçına verdim. Bunu herkes açık gruba da verdim zaten. İlk yeri 1 olarak verdim. Dakika 11'de. Etkili oynuyordu. Kaçan net bir pozisyonu vardı. Yazdım altına zaten anlattım. Tondela defans yapıyor vesaire. Geldi. Burada Bayern Münih maçına devam ediyoruz. Toplam gol 5.5 üst. İdealden yapıştırdım ben de. Porto vesaire. Porto'nun Tondelesi. Gent maçına Hakan da dakika 75'te 1.5 üst olarak canlı önerdi. Dedim ki ulan keşke bulaşmasaydım bu maça. Şimdi Cenabettin sürekli gelecek. Deplasman atacak dedim. Ulan dilimi şey yapayım ya. Deplasman gol attı. Geldi. Gelmez olaydı. Hatta maymun işareti koymuş. Geldi diğeri. Velhasıl kelam katıl gruplarımızı da yeniledik zaten. Canlı'da da çok iyi gittik. Ekrana bir de skor yarışmamız gelsin. Öncelikle şöyle söyleyeyim. Katıl Telegram gruplarımız her ay başında olduğu gibi bugün de yenilendi. Bu ayda olduğu gibi diyeyim ben size. Katıl Telegram gruplarımız yenilendi. Topluluk kısmından gelebilirsiniz. İban üzerinden gelmek isteyenler varsa da Instagram üzerinden Kangatip hesabından iletişim kurabilirler. Bir de maç skoru yarışmamız var. Maç skoru yarışmamızda Watford ile Sheffield mücadelesi. Ben bu maçı değerlendirme altına almadım arkadaşlar. Neden almadım? İlk mücadele oynanacak. Her iki takımı da izlemek istiyorum. Sizlerin de bakalım maç skoru tahmini yapabilirsiniz yorumlarda. Kazanan bir arkadaşımızı katı Telegram gruplarımıza dahil edelim. Son maçta City olması lazım. City'nin skor kazananı Özkan Kaynar isimli arkadaşımız o da Instagram üzerinden bana mesaj atarsa Kata Telegram, Telegram gruplarının linkini atayım. Ağustos'un başındayız değerlendirsin güzel bir şekilde gruplarımıza dahil edelim. Geçelim isterseniz. Sizlerden ricam bakın normalde video çekmeyecektim. Güzel gittiğimiz için bir video çekeyim dedim. Artık 200 seviyesinde like'larınızı bekliyorum yani. Like atın 2 saniyenizi ayırıp o butona bir basın. Başlayalım. Inter Turku mücadelesiyle başlayalım. Şimdi evinde en kötü olan takım oynuyor. Evinde 8 tane maç oynamış sanırım. 3-60-17 taneymiş de ben buna takılmıyorum. Çünkü Inter Turku'ya baktığım zaman da onlar da çok iyi değil yani. Yani biraz sıkıntılı bir maç. Biraz sıkıntılı bir maç olduğunu düşünüyorum. Çünkü az maç var. Yüklenme oluyor. Maçlar böyle patlayabiliyor. O yüzden böyle sürprizden de kaçmak istiyorum ben bu tür maçlarda. Normalde maç sonu 2'ye gitsen mi diye çok düşündüm. Inter Turku'nun galibiyetini gitsem mi diye düşündüm. Inter Turku son maçlarda mağlupiyet aldı. Fakat şöyle bir durum var. Inter Turku Avrupa'da mücadele ediyordu. Diritay'la maçı vardı hatta. Kendi evinde yendi, deplasmanda yendi. İçeride dışarıda gitti, Kosova'ya gitti, geldi vesaire derken takım bir yoruldu. O yorulduğu zaman da zaten aldığı mağlubiyetleri o zaman aldı. Son mağlubiyetini saymıyorum. Ondan önceki iki mağlubiyetini o Avrupa macerasında takım kaldırmadı. Yani o yükü kaldıramadı. O tempoyu kaldıramadı diyeyim ben sizlere. Bu maçta belki bir çıkış yakalayıp bir galibiyete uzanabilir. Yani çok arada kaldım. 2-3 gol tercihi mi? Maç sonu 2 mi? Arasında çok arada kaldım. Ben yine sürprizden kaçmak adına burada 2-3 gol tercihini aldım arkadaşlar. Oran olarak da güzel. 1.71 bandında bir oranı var. Toplam gol aralığı 2-3 gol diyorum. Değerlendirecekler bu yönde değerlendirme yapabilir. Ingolstadt ile Darmstadt mücadelesi. Darmstadt'ı izledik bu yıl. İki tane maçını izledim ben. ikisini de takip ettim. Hatta son maçında da ev sahibi 1.5 üstünü önermiştim. Ondan önce de KG önermiştim. Kırmızı kart görmüştü. Gol dahi atamamıştı o maçta mesela. Bu maçta baktığımız zaman da tempolu bir mücadele olabilir bence. Çünkü Darmstadt'ın şeyine baktım. Bu kupaya ne kadar önem veriyor. Özellikle geçen yıl baktım. Bir bir beraber kalmış. ilk turda da elenmiş. Ingolstadt Bundesliga 2'den Bundesliga 3'e düştü. İlk maçında da kırmızı kart görmesine rağmen kazandı. Dengeli bir oyun vardı. 10 kişi oynadı. Belirli bir bölüm. Kendini ezilmedi. Beyrut olması lazım Beyrut'a karşı. Ve hasıl kelam. Ben burada güzel tempolu bir maç bekliyorum. Darmstadt ne kadar favori gösters gösterseler de çok önem verecekler mi bilmiyorum. Ağırlık ligi önem verebilirler. Ben burada KG var olarak aldım. 1.49 gibi orandan kupa maçı zaten sürprize daha çıkmıyor mücadele. Her iki takımın atacağı golleri değerlendirmek benim için mantıklı diyerek geldi. Geçtim bunu. Şimdi bu maçta güzel bir karşılaşma. Valla sazan olabilir mi düşünüyorum. Yani çok bakış açısıyla bakıyorum. Çok düşünüyorum. Bazen de düz düşünmek gerekir. Şimdi ev sahibi deplasmanda oynadığı iki maçı da kazandı. Bir tanesini 2-0 bir tanesini de 3-1 kazandı. Ben maç ücretlerine baktım. Özellikle son oyunda da 3-1'lik maça bakayım dedim bir. Şöyle oyun dengeli buldukları pozisyonu daha iyi değerlendiren bir takım var. Ve şöyle de bir önemli bir şey var. Şimdi seyircisi önündeki ilk mücadelesine çıkacak ve bu sezon iyi başladı. Hatta zirveye de oturdu. Avarajda da iyi. Dediğim gibi atıyor sağlam. Baktım özellikle özetlere baktım ben. Özetlere YouTube'da var Futbol HD kanalında. Onun da reklamını yapalım buradan. Ücretsiz reklamcılık vesaire de devam edeyim. Şimdi ev sahibi burada. Kanatları çok iyi kullanmış. Kendi evinde de bir baskıyı arttıracaktır. İyi de başlamış. Seyircisi önünde ilk maçına çıkacak. Seyircisi önündeki ilk resmi maçına çıkacak diyeyim hatta. Kendi stadyumunda bu sezon. Maç sonu biri alalım mı diye düşündüm. Deplasmanı inceledim sonra. Ligby diye baktım. Onlar da bir beraberlik bir mağlubiyet aldı oynadığı karşılaşmalarda. E, ee, Deplasmandaki oynadığı maça baktım. Horses mı? Ne bir elemanla oynadı. Ona izleyeyim dedim. Şöyle özetine baktım. Özetini bulamadım. Youtube'da da bulamadım. Bir tane spiker anlatıyordu o maç mı o maç mı bilmiyorum yani sanmıyorum o maç olduğunu bulamadım ama şöyle bir genel anlamda baktığım zaman da ev sahibini takip ettiğimden dolayı ücretinden dolayı bir galibiyetini de çıkartabilir diye düşündüm. Direkt burada Masculi biri yapıştırdım bir 48 gibi orandan idealdir değerlendirecekler bol şanslar Göteborgla Nörkoping Nörkoping ne derseniz artık. Şimdi bu takımlar daha 5 gün önce birbirleriyle oynadı. Göteborg o zaman deplasmandaydı 2-0 kazandı. Goller nasıl geldi onu anlatayım ben. Maçın özetini izledim burada da. 90 dakika takip edemedim. Bir tanesi böyle arkada bomboş kalıyor atıyor. İkinci gol de 90 artı 3'te geliyor artık. Şöyle geliyor. Defans hata yapıyor. Böyle oyuncu oradan araya giriyor alıyor. Bomboş kaleyi sürükleyip atıyor. Şöyle o maçın izlemeyen biri şöyle bakabilir. Lan Nörnöpik oynamış ama Göteborg 2-0 yenmiş. Çünkü istatistik olarak baskı metre olarak baktığımız zaman da Nerf Shopping böyle iyi gösteriyor yani o istatistik anlamda baktığımız zaman da. Fakat maçı izlediğiniz zaman göreceksiniz ki çok fazla etkili bir atak yok. Kaleci'nin çok net çıkarmış, Göteborg kalecisinin çok net çıkarmış iki golü var. Ben burada Göteborg tarafında gidilebilir diye düşündüm ama güzel bir karşılaşma olacağını düşünerekten de Toplam gol 2-3 gol yakışır bu karşılaşmaya. 2-3 gol bandında kalabilecek bir karşılaşma olarak düşünüyorum. Onun oranı 1.71. Şöyle önereyim tekrardan 2-3 golü. 1.71 gibi oranı var. Onu geçtikten sonra da şunu söyleyeyim bu ideal olarak değerlendirebilir. Bir Göteborg galibiyeti de gelebilir. 2.27 gibi orandan öneriyorum. Zaten 5 gün önce deplasman yendi şimdi kendi evinde yener diye demiyorum. Oyun yapısı olarak Shopping'e biraz ters geliyor daha doğrusu. O yüzden kendi evinde de bir Göteborg galibiyeti çıkabilir. 2-0-2-1 bandında bir gol şeyi çıkabilir. Gol aralığında bir Göteborg galibiyeti çıkabilir. Geçtim bunu. Magdeburg'la Frankfurt mücadelesi. Şimdi ben Magdeburg'u izledim. Nerede? Bundesliga 2'de takip ettim. Geçiş oyunu olarak inanılmaz oynuyorlar. Yani bu takım üstüne doğru gelirsen geçiş oyunuyla birlikte Frankfurt'un kalesine gol atabilir diye düşündüm. Ama ben KG varına gitmedim. Ne olur ne olmaz. Bazen 3-0'da tıkanıyor. Mesela geçen gün Dortmund maçı gibi. 3-0'da tıkandı. O yüzden ben burada üste gideceğim. Frankfurt tarafına baktığım zaman da bu sezon gerçekten kadrosunu biraz daha güçlendirdiler. Geçen sezon zaten iyiydiler. Alaryo'yu aldılar mesela Level Kuzen'den, Forvet hattına. PSV'den bol servissiz bir şekilde e, bedelsiz sanırım. E, Mario Götze'yi kattı. Bedelli mi tam onu bilmiyorum. Mario Götze'yi de kattı. Alaryo'yu kattı. Kadro hücum anlamına da güçlendirdiğini söyleyebilirim Frankfurt'un zaten. Geçen sezonki kemik kadroyu da koruyan bir Frankfurt takımı var burada. Güzel bir maç olur. 1.50'den gitmedim işte. Neden gitmediğimi söyleyeyim. Çünkü geçiş oyunu oynuyor Magdeburg takımı. Frankfurt'a bir sürpriz de yapabilir burada. O yüzden ben 2.5 üste gittim. 1.41 gibi oranlar idealden aldım. Değerlendirecekler. Bol şanslar. Toplamda 5 adet mücadelem var. Bugün çok fazla yüklenmeyelim diyelim. Ufak mislilerde benim önerdiğim şekilde veya kendi kafanıza yaptığı şekilde değerlendirebilirsiniz. Videoya like atıp kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Seviliyorsunuz. Bay bay.